izleyenler. Beykent TV ekranlarından biz bize programına karşınızdayız efendim. Bugün özel bir gün. Bugün önemli bir gün. Bugün 14 Şubat Sevgililer günü. Asıl sevgi günü de diyebiliriz bunun için. Buradan herkesin, ekranları başındaki bütün izleyicilerimizin sevgililer gününü kutluyoruz. Sevgi gününü kutluyoruz. Bugünkü konuğumuz Kuantum e, ve yaşam koçu Evridiki Dakos bizlerle birlikte olacak. Hem sevgiden bahsedeceğiz hem aşktan bahsedeceğiz. Sevgi ve aşkın hayatımızdaki yerinden, öneminden hepsinden bahsedeceğiz. Hemen ben konuğuma dönüyorum. Hoş geldiniz Evridiki nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ediyorum. Ee, sizi tanıyoruz ama tekrar yeni izleyenler tamam. için kısaca bir tanıyalım tekrar. Tamam. Ee, Adım Evridiki Dakos. Yine söylüyorum, Yunan asıllıyım, mitolojik bir isim, Hı -hı. bir ağaç birisinin ismi. Birkaç ee, birkaç anlamı var adımın. Ee, aşk, Konumuz aşk Hı -hı. ve sevgi olduğu için onları söylemek istiyorum bugün. Hı -hı. Ee, hiç söylememiştim. Ee, Evridiki ki aslında bir ağaç perisi ve ağaç ağaç koruyor. Ee, ağaç da ruhsal dünyanın kapısının sembolü. Yani ruhsal kapıyı, ruhsallık. İsminizin anlamı. Evet, evet, evet evet. evridiki ki bir ağaç perisi. Yani Yunan mitolojisinde açtığımızda orada bir e, Yunan, Yunan diyorum. Bir ağaç perisi olduğunu görüyoruz Aha. ve bu kadın e, ağacı, doğayı koruyor. Fakat bu ağacın sembolü ruhsal dünyaya açılan kapı olarak görülüyor hmm. ve hmm. aynı zamanda evri ziki evri geniş demek çok detaylı çok büyük ziki yargı demek hmm. yani hakkı veren ince adaleti hani adaleti en ince noktasına kadar e, yerine getirmeye çalışan bu da evren diye hoşuma gidiyor. Adım yani Türkçe olsaydı evreni seçerdim. Hı hı. Çok hoşuma gidiyor ve ben e, Allah, Tanrı, evren aynı yüce güce hitaben o evren kelimesini kullanıyorum. Çok seviyorum. Hı hı. E, peki adınızla ilgili de e, duyduğum kadarıyla mitolojik bir aşk hikayesi var. Evet, evet. Aşk demişken oradan bir giriş yapalım. Onu dinleyelim Evet, sizden. evet. Aşk, aşk günü, sevgi günü o aşk hikayesiyle başlayalım. Evet. Ee, üçüncü anlamını da söyleyeceğim çünkü bu hikaye ile ilgili aslında aslında evridi ki ruhsal e, dünyada ilahi aşk demekmiş hı hı. çok güzel yani bu üç şeyi evet, bir arada tutmam çok güzel. evet çok hoşuma gidiyor ee, evridi ki mitolojik olarak girecek olursak hikayeye <laughs> çok meşhur bir aşk hikayesi tabi ruhsal sembolleri olan bir hikaye bu ama biz daha bir azıcık ruhsala girip daha dünyevi tarafına bakalım Evridi ki bu ağaç perisi bir gün ormanda gezinirken Trakya kralı Orfe tarafından işte görülür ona rastlar hı hı. ve ilk görüşte aşk başlar. Orfe e, sihirli güçlere sahip aslında çok ruhsal bir inisiyedir. Ama tabii biz bunu hikayede söylemiyoruz Trakya kralı olarak görünüyor. Ve bunun birileri var bu Arp dediğimiz şey. Hı hı hı. Çok sihirli bir müzisyen yani müthiş derecede e, etki altına alıyor çaldığı kime çalıyorsa o müziği büyülüyor. Ebru çok ciddi bir aşk yaşıyorlar, evleniyorlar Hı. ve çok mutlular. Ama her aşk hikayesinde olduğu gibi pik noktasından düşüyoruz. Ee, bir e, yarı yarı at yarı insan mitolojide biliyorsunuz evet. kendi tarzı varlıklar da var canlılar Hı -hı. da var evridiki ormanda görüyor çünkü o sürekli ormanın içinde oranın perisi nimf denir Yunanca'da nimfi nimfi nimfeslerden biri ve şey ee, onu kovalamaya başlar. Evrediki çok korkar. Kaçar, kaçarken ayağa takılır. Bir yılanın üstüne düşer ve hmm. e, yılan tarafından ısırılır <laughs> ve ölür. Aa ölüyor sonunda. Evet. <laughs> Tabii Orfe çok sevdalı, çok aşık. E, ee, kahroluyor ve sonunda diyor ki ben gideceğim onu ölüler aleminden kurtaracağım. Hmm. Ve olmayacak bir şey istiyor çünkü mümkün mü ölünün canlanıp tekrar evet. dünyaya gelmesi mümkün değil ben yapacağım dedi ve aldı Arpınar eline dolaştı bütün mistikleri bütün inisiyeleri bütün e, ruhsal rehberleri diyelim hani o dönemin orada olan e, kahinleri falan arıyor nerede hades hades ölüler diyarının şeyi yeri hades <laughs> bu ölüler diyarının tarihsel zamanda da. o az istiyoruz ölüler diyarına da Hades Türkçe söyleniyor. Ve yollara çıkıyor. Arpa ile herkesi büyüleye, büyüleye, büyüleye. Gidiyor aşkın gücü işte böyle bir şey. <laughs> Ve yolunu buluyor. Ve varıyor şeye. Bu ölüler diyarına ama bir ırmak var arada. O ırmağa geçerse artık canlılar dünyası bitecek, ölüler dünyasına gidecek. Orada böyle bir e, kayıkçı var, ee, şey bir kayıkçı yani ölüleri yani gerçekten hı hı. soğuk bir enerji. Ee, diyor ki beni karşıya geçir, asla geçirmem seni. Bu mümkün değil. Bir canlının ölüler diyarına girmesi mümkün hı hı. değil. Ölmen lazım girmen için. Hı hı. Hayır diyor. evridiki var orada, ben evridiki alacağım. Aşk işte böyle inatçı. Sonunda yine çıkarıyor ilerini, çalıyor. Lirdi diyoruz ama arp şeklinde bir alet hı hı. bu. Özel bir alet aslında yani eski antik çağlara ait. Ve e, büyülüyor kayıkçıyı. Büyülenen kayıkçı alıyor Orfe'yi karşı tarafa geçiriyor. Hades'e gidiyorlar. Hades çıldırıyor. Çığlıklar, gümültüler şunlar Nasıl bir ölümlü olur da benim diyarıma gelir? İşte başladı yine çalmaya harpını. Bu tabii işte etkilenmemeye çalışıyor. Hades'in yanında Dimitra var. Persephone'nin kızı Dimitra. Bu Dimitra da... Altı ay yukarıda altı ay aşağıda canlı ve ölü yaşayan bir kadın. Onu da Hı -hı. çalmış Hades. Çok sevmiş. O da başka bir kara sevda. Hı -hı. Ve Dimitra bizim vefsinleri sembolize eder. Hı -hı. Hani ilkbahar ve yaz hani e, Hı -hı. verimin hasatın ya da Oldu. Evet yani bitkinin yer dünyasının canlandığı dönem. ilkbahar ve yaz. Yukarıda olur. 6 ay pardon Hı -hı. yaşar ve altı ay da aşağıda. Tabii aşkı. Yaşayamamış, acı çekmiş bir kadın olduğu Hı -hı. için esir gibidir Hades'in yanında. Üzülmüş bu duruma. Ve demiş ki Hades'e ne olur beni seviyorsan... ...benim için müsaade et Orfe Evridiki'yi alsın. Tabi Hades onu koşulsuz seviyor, deliler gibi. Limitra değil ama acı çeken bir kadın onun yanında. İkna oluyor. Tabi müzik de ikisinde büyülüyor tekrar. Ve Evridiki'yi alıyorlar. Hades diyor ki ben bir şartım var. Eğer... Ee, olanlara daha doğrusu evrildiği ki alıyorsun buradan gidiyorsun ama bu olmayacak bir şey. Bu çok ciddi bir şey. Yani nasıl diyeyim sana olağanüstü bir durum. Onun için çok şeyler olacak arkanızda. Sakın ve sakın gün ışığını görmeden dehlizlerin de içinde arkana dönüp evritkiye bakma diyor. Hmm. Evet tamam diyor fe sevgiyle aşkla işte evrildi ki sen de önden ilerle yolu gösteriyor. İşte bunlar kayalıklardan deliseler yukarı tepeye çıkacaklar. canlılar dünyasına, hı hı. yaşayanlar dünyasına. Arkadan da evrildiği takip ediyor. Ama işte e, yolda giderken gümbürtüler patırdılar. Dünya kıyametler gibi çünkü olmaması gereken bir şey. Ve Orfe merak ediyor acaba evridiki geliyor mu? Bir güvensizlik var. Evet. Yani akışa bırakmadı. Zamanına bırakmadı. Döndü baktı ve o zaman Evridiki taşlaştı. Eyvah çok kötü olmuş. Evet ve Evridiki tekrar geriye e, ölüler diyarına döndü. Aslında ben burada tabii bir sürü mesaj var. Evridiki ilahi aşkı sembolize ediyor. E, Orfe büyük bir o aşkı o sevgiyi. Evet. Tanrısal gücü bulmayı, her yere giderim bulmaya, ölüler alemi aslında biliyorsunuz değişiyoruz gidiyoruz ya o ırmak zaten biz doğarken unutma Platon'un platformun eserlerinde. Şey gösteriyor her şeyin bu çünkü biz yani Türkiye'de özellikle Müslümanlar, Müslüman bir ülke bu çok söylenen ve çok takdir ettiğim bir şey. Her şeyi akışına ve zamanına bırakacaksın. Evet. Acele etmemek lazım. Belki o zaman. Bilgisaydı. Kesinlikle. Ne zaman Evlikiye bizim dönüşüm. Evet. evet Ne zaman biz çalışmalar da yapsak diyoruz ki bir şey istedin, niyet ettin. Çalışmayı yaptık. Bilinçaltına değiştirdik ama bizden daha büyük bir irade var. Yukarıda yüce bir Allah var. Yüce yaratan var. Bırak o hayırlı zamanı da versin. Yoksa işte bozuluyor. Böyle baskıya alıyorsun. Evet. ilginç bir hikaye. Ve Güzel hep ömür boyunca evet. evri değil ki evri değil ki ilahi aşk ilahi aşk diye yollarda perişan olmuş ve sonunda ölmüş. Hiçbir kadına bakmadı diye kadınlar onu parçalamış. Bütün organlarını kendisi de denize atmış. Kadınlar çok kadınlar fena. ama o da bakmasaydı geliyor. <laughs> yani kadınları izlemişler. şey yapmış. Kadınları... Şimiliye yani aşağılamış yani hiç değer vermemiş ondan sonra. Evlilikten sonra gerçek aşmış ama baktığımda. Gerçekten zaman. gerçek. Bakmamış. Şimdi kalmadı öyle eee hanımı beyi ölüyor bir süre sonra genellikle gerçi hayatında verdiği bir ihtiyaç bu aslında ee, başka biriyle evleniyorlar. Öyle artık ölen eşin arkasından hiç evlenmeyen, sürekli yas tutan eskilerde oluyormuş ama evet. şimdi biraz daha çabuk tüketiyoruz sanıyorum bazı şeyleri. Bunları da konuşacağız zaten Aslında de. Aslında Yunancada da böyle bir şey var. Öyle söyleyeyim, mi? Yunanca söyleyeyim. Stasaranda tu makarit ti beti Yani ölünün ardından, ölü kocanın ardına 40 gün 40 gün sonra başkası girer ama böyle çok güzel kafiyeli böyle şiirsel bir şey. Tabii o işin de esprisi ama ee, doğru eski aşkları göremiyoruz tabi oturup da ...öte yandan da perişan olunacak Aha. aşkları yaşamak da doğru değil. Yani tamam öldü, belli bir süre yası tutulur, saygı duyulur, onore edilir... ...ama biz de ölüp kahrolmayacağız çünkü öyle insanlar da var, ha, Tabii ki. hayata tabii küsüyorlar. Ki. Her şey denge. Yani şey gibi yapmayacağız, neydi karakterimizin ismi? iki ile Orfe. Orfe gibi. Orfe gibi yapmayacağız ee, tabii ki ama... Hayat e devam ediyor. Hayat devam o ediyor. da uç yani, hep uçları uç gösteriyor. Uç noktaları yapmayacağız, evet, evet. biraz daha ortadan gideceğiz evet, diyoruz. Evet. Peki. E, aşk sevgi demişken yani güzel bir hikaye anlattın. Evet. Kötü de bitse. Siz aşka sevgiye inanır mısınız? E, <laughs> zor bir soru. Hem inanıyorum hem inanmıyorum. Nasıl oluyor peki? Hem inanıp hem inanmıyor. Şimdi şöyle. Tabii ki aşkı da yaşadığım, sevgiyi de çok hissediyorum. Hı -hı. Ama bizim bildiğimiz dünyevi anlamda artık görmüyorum. Hı -hı. Farklı görüyorum. Var. Evet. Aşk da var. Sevgi de var. Ama sevgi bir duygu değil mesela. Onu, onu ele alırsak. Asla bir duygu değil. Ne bir sevgi? sevgi bir olma halidir. Hatta Hı. anlatayım mı sevginin kaç türü olduğunu? Tabii geçeceğiz isterseniz ama <gülüyor> <gülüyor> e... tamam tamam siz tamam inanır mısınız diye sordum. Evet hem inanıyorum hem inanmıyorum dediğim gibi çünkü duygu olarak Hı. inanmıyorum bir olma hali bir kabul veriştir. E, onu belki akışta e, açıklama şeyi olur fırsatı. Tamam o zaman e, şunu da soracağım aşk ve sevgi sizce aynı şey mi? Asla aynı hep değil. Hep böyle sorulur ya bu aşk sevgi ya da hani aynı değil. aşığım seviyorum falan filan hep evet. böyle aynı cümle içerisinde kullanılır. Ama aslında farklı şeyler. Evet aşkla sevgi aynı şey değil. Ee, hayatı bir pasta gibi düşünelim Hı -hı. bir güzel turta. Üstüne koyduğumuz çatapat vardır. Bir de mumlar vardır. Çatapatları yakarsın. Bu çatapat dedi. Maytap. Maytapları koyarsın. Alacalı göreceli böyle süslenirsin püslenirsin. Yani gözün <laughs> anlamında çok keyifli, çok güzeldir. <laughs> Ama söndüğünde bir çubuk demir ve kömür ve kötü bir koku. Evet. Ben ona benzetiyorum. Güzel benzetme oldu Evet için. evet Değişik. bittiğinde öyle ve çok hızlı yanar. Evet. Ateş alır, ışıltılıdır, dikkatini çeker. Yani yoğundur ve zıt söner. Ama öte yandan mumu yakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet mumu yaktığında mum sabittir, sakindir, ışık verir ve sürer. Evet. Uzun bir süreci vardır. Belki o heyecanı vermiyordur ama sevgi böyle bir şey. Kalıcı ve uzun süreli ve huzur vericidir. Ve hakikaten aydınlatır. Çatapat tıt 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 tı tı yanar Alk söner. Anlık sadece onun için. Evet etti. evet. Ee, güzel mumla e, maytap ay diyorum <laughs> sürekli özür diliyorum ya <laughs> çocukluktan kaldı o şeyine benzettik aşkla evet. hani böyle ayrımını işte. Hı -hı. peki e, yaşamsal açıdan soracak olursam aşkla sevgiyi normal dünyevi evet Efendim bir daha nasıl söyleyeyim. Nasıl ayırt edebiliriz aşkı sevgiyi? Yani birine aşık mıyız seviyor muyuz? Nasıl, nasıl ayırt edebiliriz? Diyor? Şimdi aşk çatapat yine şey maytap gibi Hı -hı. ayaklarımızı yerden keser, Hı -hı. deli eder. Bir nevi hastalık Hı -hı. gibidir. Nedir diyeyim o zaman aşk nedir diyeyim size aşk beraber alalım. Ruhsal açıdan mı, dünyevi açıdan her mı? Tür, her açıdan anlatabiliriz. Tamam. <laughs> bugün aşk günü, sevgi günü, bugün hepsi. Her, her açıdan alalım. Orada. Tamam. Aşk, ım, Dünyevi açıdan bir hormonal olarak görülen bir rahatsızlık diye söyleniyor. Rahatsızlık, yes. evet. Bugün neler diyeceksiniz? Neler, neler hiç diyeceksiniz? olacaksınız çağırdınız. Eyvah, eyvah. <laughs> Yok, yok, yok. değişik açılar oldu. ben de çok araştırdım. E, Güzel de her açıdan gördüm. Bir ki aşk hoş bir duygu. Asla inkar ve çok da aşık olmuş bir kadınım. yani kadar Tabii, my nick is aşk kadını. <laughs> İlk seviyor. Aşkı ne zaman Ben mi? E, ben ne zaman yaşadım? 13-14 e, yaşında evet, Boğaz'da Yeniköy'deyken bir çocuğa aşık olmuştum ha. ama platonik böyle uzakta on bana okuyor ben ona okuyor. Öyle e, olsun ama aşk böyle bir şey. Küçük yaşta provasını yapıyoruz yani evet. kimliğini tanıyorsun sen karşı cinsini tanıyorsun. Yani Aslında iletişim bir arkadaş. mesela başlıyor İlk hani karşı kimlikten babayı e, anne tamam bağ var işte. E, bizi doğuran insan çok güzel, evet, evet. çok seviyoruz ama Karşı cinse baktığımız zaman ilk babamız. Tabii kadınlar için baba, erkekler için anne. Için... Ha, evet ben evet. biraz kendi açımdan soruyorum. Yok yok iyi dediniz yok. ben sadece biraz genişletiyorum. Kadınlar için evet e, babalar, erkekler evet. için anneler. Hani kadınlar için ben konuşacak olursam ilk mesela baba bir kız için görüyorsun farklı bir yapı karşı tarafın kimliği sonuçta ve Hı -hı. E, doğal içten gelen bir genden de gelen bir sevgi var, kandan evet. gelen bir Hı -hı. sevgi var. Hı -hı. Ve bir de aşk var aslında. Evet. İşte aşkımız babamız oluyor Bak zaten evet. çok çok daha küçük yaşta başlıyor aşk duygusu ama sanıyorum e, tabi tabii babayla anneye duyulan aşk normal e, karşı cinste bir şeyler hissettiğiniz birine duyulan aşktan daha farklı, bitmeyen Bitmiyor, belki de. o başka bir ben. şey. O başka, başka o, şey. Sevgi. o sevgi. O sevgi, aşk, aşk, aşk diyoruz ama olsun. Yani şimdi o kadar küçük farklarla e, arada farklarla aslında büyük farklar olduğu kadar küçük şöyle olabilir. Tekrar aşkın her türlü tanımını alalım. Size. Tamam. Şimdi e, normal anlamda aşk bizim bildiğimiz sevdiğimiz, çılgınlar gibi koşuşturduğumuz işte Taksim'desin gidersin, aksaraydan telefon açar dönersin yani lafın gelişi Aha. yani. E, şey Ben de yaptım onu biliyor. okuldan çıkıp deliler gibi telefon yoktu o zaman cep telefonları ee, işte Galatasaray kulübesine gidip işte 3000'i e atıyorum 4000 e ötede olan bir yerde bir kişiyi arıyorum ve güzel hissediyorum ve tekrar okula dönüyorum 15 dakika içinde. Yani bu, bu normal bir şeydi bu hastalık hı. şimdi düşünüyorum <laughs> hasta yapmazdım <laughs> öyle diyorum <laughs> dalga da geçiyorum ama o zaman öyle hissediyorsun belki bugün de yine aşkı gelirse hı hı. öyle yapacağım bilemem. Ama e, çok sağlıklı bir duygu değil, çok güzel bir duygu inanın, çok yıpratıcı bir duygu. Dünyevi bir anlamda konuşuyorum. Çok son derece yıpratıcı, e, çok yüksek e, heyecan veren hormonları tetikleyen e, serotonin bir sürü yani mutluluk e, şeyi veren, Hormon hormonlarını sahne. aktive eder ve bizim böyle sürekli mutlu ve şey yemek iştahımız bile kesiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Hı hı. Ee, öte yandan sevgi başka bir şey. Daha sakin, daha bir e, olma halinde olan bir şey. Olma halimiz. Yani seviyorsun. Aşk aslında eğer sevgiye dönüşebilirse muhteşem bir ilişki. Evet. Çünkü yani aşklar genelde diyorlar ki iki sene, üç ay, 24 gün atıyorum. Sonra yalan söylüyorum. Sonra sevgi kısmına geçince hani o... Çok güzel bir ilişki oluyor. Mesela bazen gözümüze batıyor bazı Yani aşk geçiyor, toz tozu kalkıyor gerçekleri gördüğün evet. zaman orayı sevmen gerekiyor aslında dediğiniz gibi oraya bağlan. Şimdi şey aşkta değil. var ya bütün kötü gördüğümüz şeyler Hı -hı. E, görmüyoruz. Terleme var. O hormon evet. e, o, 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 sitatris, bir, bir hormon vardı. Hatta bu sabah duydum onu. Oksitoksin. Bitti. Şimdi yanılmıyım çok ilginç bir hormon var. Unutturuyor. O hormon hareketi geçiyor ve e, onun yüzünden karşı tarafta aslında batan bir sürü şey var. Onları görmüyoruz. Örtüyoruz. Hı hı. Çünkü iki tarafa Çünkü bizi doyurduğu bir duygu var aslında. Hı hı. Öte yandan ama dediğiniz gibi aşk bittiğinde o enerji tükendiğinde o beğendiğimiz yanları bile batmaya başlıyor. Çok ilginç. Peki birine karşı biraz önce sordum açalım diye hı hı. şey yapıyorum. Birine karşı aşk mı besliyoruz? Ne bileyim sevgimi besliyoruz ya da bu eee Herhangi bir e, yüksek oranda olan bir hoşlantı mı? Sizce bunun nasıl ayrımına varabiliriz? Hani şunu hissediyorsan, seviyorsundur. Şunu hissediyorsan, aşık diyebileceğimiz bir ayrım var mı? Out of control'san, yani control yani kontrol dışıysan ve bunu anlayabiliyorsan, hı hı. zaten biliyorsun, hissediyorsun, aşıksın ya, yani ölüyorsun. O yoksa sen de yoksun. O var sen varsın. Yani böyle sevgi bir sevgide bu kadar güçlü bir şey hissetmiyorsun. Yok yok, sevgide sakinsin. Çok sakin çocuğa, siz kardeşinizi babanızı tamam böyle çok yüksek bir sevgi, aşk gibi dediğimiz bir sevgi ama aynı şekilde davranabilir miydiniz aşık olduğunuz dönem? atıyorum, yani size. Örnek olarak veriyorum. Hı hı. Ben özel hayatınızı bilmiyorum. Dile de geçirmek istemem. Ee, örnek olarak aynı şeyi hissedebilir misiniz hı. kardeşinize ya da arkadaşınıza, kız arkadaşınıza? Hı. Değil. O seni titretiyor. Elini ayağını yani yerden kesiyor. Hı hı. Sen sen değilsin artık. Var ya bir tane hı. reklamlar gibi Aynen. oldu. Bilmiyorum ne reklamı çizdim de öyle kulağımda kaldı. Yani sen kendinden çıkıyorsun. Bu da normal değil. Çünkü ben kendimden çıkıp yapmamam gereken şeyleri de yapıyorsam ve ben kendimi unutmuşsam hı hı. her şeyden önce o, o kişi varsa orada benim görmem gereken bir şey var. Hı. Ruhsal açıdan ele alırsak aşk bizim bir duygu boşluğunu doldurduğumuz durumdur. Yani. Aşık olmak da karşı tarafın bana doldurduğu duygu boşluğunun titreştirdiği histir. Şimdi çok zor oldu bu. Evet. Ben şimdi güven... Neydi konu? Neyse o konu işte. Ee, diyelim ki e, ben e, çirkin hissediyorum. Hı hı. Siz geliyorsunuz işte bana koru yapıyorsunuz. Çok güzelsin şusun busun. Beni ya da güvensiz hissediyorum ya da değersiz hissediyorum. Beni buradan e, besliyorsunuz. Bu duygu boşluğum benim. Siz bu duy, duygu boşluğunu... Doldurdukça ben o duyguyla titreşiyorum. Yani eksik olan şeyimi dolduruyorsunuz. Lego parçası gibi, overlap. Yani bu, bu böyle olacaksa evet. siz böyle yalnızken gelip birleşiyoruz, bir şey oluyoruz. Evet. Ondan sonra bu gitti, bu titreştiği sürece ben aşığım. Doydururuz, doy ama evet. aşk acısı da hı hı. bu gittiğinde da yaşanan yan etkisi ya etkisinin ötesi dibe vuruştur. Çünkü o duygumuz gidiyor. yani ben şimdi şey psikanaliz açısından da ruhsal açıdan da ele alıyorum ve manyetik alan açısından da manyetik alanda da tabii atomların içindeki şey enerjidir. Yani elektron alanı. Hı, hı. manyetik alan elektron nükleusun etrafındaki alandır. Elektronların dolaştığı orbit alanlarıdır. Ve istiyorsanız da bir siz sorun da ben şimdi uzar bu. <gülüyor> <gülüyor> Yok devam edebilirsiniz. Ee, şimdi şöyle, biraz istiyorsanız aşkı bırakalım, sevgiyle yola çıkalım çünkü bunların ikisini birleştireceğiz. O, i̇sterseniz o zaman sevgiye geçmeden önce tekrar konumuzu bölmeyelim. Tamam. Değerli izleyenler kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından kaldığımız yerden sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli izleyenler kısa bir reklam arasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün sevgililer günü, bugün sevgi günü. Evlilik'i Dakos'la birlikte sevgi ve aşk hakkında konuşuyoruz. En son aşkı biraz dillendirdik, konuştuk. Dedik ki aşkla ilgili aşk aslında bir duygudan ziyade bir rahatsızlık. E biraz öyle. Biraz öyle. Yani bilimsel olarak da hormonların bizi ele alması açısından öyle söyleniyor. Öte açıdan da ruhsal açıdan bizim için bir dönüşüm aracı. Hı hı. Çünkü e, bir de e, tasavvufta da söylüyor Tanrı'ya ulaşmanın yolu beşeri sevmektir. Yani aşktan geçmektir. Bakın Orfe de aşktan geçti. Yani onu da örnek olarak öyle gösterildi. Sembolik belki bir aşk, belki gerçek bir aşk bilemiyoruz. Çünkü mitolojinin yani varlığı tartışılıyor. Yani masal değil gerçek hı hı. olabilir deniyor. Mu'lar, Atlantis'ler, yarı insanlar, yarı hayvanlar yani bunlar bir e, hurafe gibi, bir masal gibi ama e, gerçekliği belki bulacağız bir gün fosiller bilemiyoruz ki. E, şimdi evet aşk işte bir, bir ruhsal açıdan baktığımızda bir dönüşüm aracı. Hı -hı. Manyetik alanda fotonlar tarafından yaydığımız frekansa duyguya göre hayatımıza çektiğimiz bir, e, o, bir haldir. Yani daha önce de biraz önce de bahsettiğim gibi eğer ben kıskanç bir kadınsam bir foton derim çünkü biz şey gibiyiz. Bana Hı -hı. şey gibi düşünün beni. Siz robot gibi bakın bana. Robotlar her şeyi görmez sadece ışık görür. Bana baktığında gerçeğimi görür. Çünkü insan gözü farklı görüyor. Biz böyle Noel ağacı gibiyiz. Noel yılbaşı ağacında küçük küçük lambalar var ya böyle titreş ya da 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 da. Her tarafımız küçük, küçük 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 fotonlarla ışıkla. Foton zaten Yunanca'da fos ışık demek. Hı -hı. Hatta kuantum, kuanta e, foton demek Einstein foton adını verdi. Ku kuanta olarak çıktı. Kuantumda bu foton enerji paketçinin çoğul şekli. Ha. Yani insan insanlar gibi ya da enerji ha. enerjiler gibi. Kuanta, kuantum e, şeyde foton adını verdi Einstein buna. Ha. Biz titreştiğimiz fotonlarla yani enerji paketçiklerinin içindeki bilgiye göre hayatımıza insan çekiyoruz. Ha. Yani demiştim ya daha önce hani ya ben işte fakirliği ben mi çektim? Ya da işte beni aldatacak adamı ben mi seçtim? Ee, evet. Titreştiğimiz şeyleri çekiyoruz. Ana kader planının dışında. Ha, bu düşünce gücüyle tabii, alakalı. Tabii tabii yine. kesinlikle. Yani bu onun için dedim? ruhsaldır aslında düşünce gücü. Çünkü enerji enerji dediğimiz böyle bir tuttuğumuz bir şey değil. Tanrı da bir enerji. Yani bir, bir, Zaten enerjiyi de adlandıramıyoruz. Enerji dediğimiz bir şey var. Evet. Peki sevgiden bahs uh -huh. bahsedecektik. Uh -huh. Sevgiyi de o zaman tanımını alalım. Tamam. Tamam. Sonra türlerinden bahsedelim. Ee, bana göre bir e, yine <laughs> sizi çok edeceğim. Sevgi diye de bir şey yok. eyvah. eyva. <laughs> sevgi dedik canım, sevgi yok. Aşk yok. <laughs> aşk dedik rahatsızlık, sevgi dedik yok. Yok, aşk var, o duygular var. Hı hı. Tövbe inkar etmiyoruz. Ama demek istediğim hani kendimizin dışına çıktığımız bir anormal hal. Hı. Normalde. Tabii ki güzel bir duygu ve sevgiye dönüştürülürse muhteşem. Hı. Sevgiye dönüştürülmesi demek aşk Rezone olmaksa yani yukarıdaki frekansla aşağıda bir, bir frekansın bir araya gelip rezone olarak <laughs> titreşmesi ise <laughs> ayar çekiyoruz çünkü orada biz kıskançlığımızı aynalayacak bir adam çekiyoruz ya evet. bir kadın çekiyoruz hayata. Sevgi de uyumlanmaktır. Hı. Eğer o frekans birleştiğinde onu iyice uyumlayabilirsek devam edip sevgiye dönüşecek. Hı. Şimdi biraz daha bir şey verdi mi? Çünkü evet. çok şey rigid yani çok şey gibi katı gibi duyuluyor değil. Tabii ki var tabii ki çok hoş bir duygu. Amaç kendimde olabildiğim de kendimde olmak ve e, onu sevgiye dönüştürebilmek. Hı hı. Ama bazı insanlar hayatımıza bize analık yapmak için girer. Onun için... Yani bütün aşklar sevgiye dönüşecek diye bir şey yok. En güzel darbe alıp dibe vurma'nın şeyidir e, aşk dönüşmenin. Belki de en güçlü edinilen tecrübelerden. Tabii dönüşmemizin en büyük demiştim ya aşk Hı. ilişkiler para. Daha önce bahsetmiştim size bir buluşmamızda Hı. <laughs> aşk para sağlık ve ne dedik unuttum şimdi. Boluk bereket. Ee, Boluk bereket ve şey, bir dakika aşk para kariyer onu sağlık. Sağ evet. Yani çünkü kariyer e, be, be, güven yeterlilik başarıyla bir, çok ilişkili bir şeydi. Oradan sınanıyoruz. en büyük aşk ama bizi dibe vuran. Onun için dediğim gibi aşk güzel bir şey seviye keşke dönüştürülebilse. Ama yarım kalmış aşklar da bize bir hediyedir dönüşmemiz için. Hı -hı. Orada yani karşımıza gelen kişi bir şey diyor bana bak kendini gör. Hı -hı. Bu çok önemli bir şey. Bana bak kendini gör bir aynalık yapıyorlar bize. Hı -hı. Ve biz orada eğer gerçekten bizi dibe vuran, bize acıyı veren şeyi görürsek, çünkü birçok acılı aşk var. Bütün aşklar, ya aşk diye bir şey kalıyor mu hayat? Yok, sevgiye dönüşüyor ya evet, evet. da kayboluyor. Evet. Ha demek ki o maytap bize Son bir şeyi göstermiyor. Şey yani? Yok, yok, Kesinlikle yok. Sonsuza... Ee, en uzun aşklar iki sene, üç ay. Ya iki sene, sekiz ay, kaç gün, yirmi altı gün. Hatırlamıyorum çünkü iddia ettiğim bir konuda değil. Hani çok bu o konudan değil, bu açıdan baktığım en bir konu. En uzun üç yıl sürüyor. Bu Hadi istiyor. üç yıl yuvarlayalım, üç yıl. Ama o heyecan, o pik nokta. Olmuyor. O bitiyor ama yine de Şimdi devam ediyor. Şimdi izleyicilerimizden böyle çok aşkı, büyük yaşayan varsa muhtemelen bu biraz onları Üzüyordur, Kabullenmiyorlar. Benim aşkım aşkın başka benim Tabii sonsuza ki. kadar sürecek his i̇nşallah, i̇nşallah inşallah sürer. Olabilir. O aşkın mümkün değil. İnsan hormonu bedeni o kadar yüksek e, frekansa titreşmeye dayanamaz. Tağdıramıyor. Sevgiye dönüşecektir ya da belli bir yerde bir kadar farklı bir boyutta belki. Çok yüksek yerlere. bir frekans mümkün mü sürekli aşk olma? Sevmek, hayranlık, <gülüyor> doyum <gülüyor> aşk olarak <laughs> adlandırabilir ama bizim anlattığımız aşk seni senden çıkaran hmm. yani anneni babanı görmüyorsun dünyayı görmüyorsun yani sen yoksun hmm. o duygu tarafından esir alınmış ben böyle <laughs> hastalık taşlardan bahsediyorum. Hmm. Yani büyülenmiş, büyülenmiş. Yani. E, başta hepimiz büyüleniyoruz çünkü rezonans bizi bayağı bir güzel sarsıyor çok çekici geliyor hmm. ve bizi besleyen o duygu e, bizi hakikaten ele geçiriyor. O değersizlik, sevilmemişlik, güvensizlik, parasızlık artık neyse bizi doyurduğu karşı tarafın şeyi duygusu evet duygusu ee, o kişi bizi bırakana kadar bizi çok yükseklerde titreştiriyor hı hı. ve bu bizi uyuşturuyor bu bir uyuşturucu gibi aşk hakikaten uyuşuyoruz evet. bir şey görmedik neden hı. benim eksik olanımı görmemem için oraya yapışıyorum bir bir, bir bir nevi şey attachment yapıyoruz. Yani bir eklenti gibiyiz o insanın üstünde. O yoksa ben yokum. Ne demek yahu? İşte onun için başarısız sevgiler var. Biz kendimizi önce sevmeyi tam ve bütün olmayı seçmezsek başka bir insan bizi ancak tamlar. <laughs> i̇ki, iki yarım bir tam etmiyor. Evet. Etmiyor. Derler mesela. yok etmiyor. Değil o bir böyle şey öyle diyoruz değil. Sen yarımsın ben yarımım asla ve asla dünyada iki tane yarım şey yoktur. Hı hı. Ve e, yarım şey yoktur. <laughs> Dikkatim daha Asla iki tane birbirini tamamlayan yarım yoktur. Hepsi bir ve tektir. Hı hı. Ve o iki yarım bir tane tam yapmaz. Ama iki tam bir tek yapabilir. İki tam elma bir tek aşk bir sevgiyi yapabilir. Hı. Yani aşkı sevgiyi karalamıyoruz. Asla varlar ama benim amacım ruhsal tarafına daha farklı bakabilmek için birazcık böyle altını kötü bir şekilde çizmek. Asla kötü de değil Sevgi de bir duygudur. Duygu olan. Ona... Türleri peki? de var. Sevgi de bir türdür, bir duygudur. O da zıttı olduğu için olmayan bir şeydir aslında. Hı hı. Çünkü gerçekten sevgi bir olma halidir. Ve sevgi bakın sarkacı göstereyim sonra geçelim türlerini. Bu sarkaç, burası nötr noktamız yukarısı. Hı hı. Nötr neyi olmamız gösteriyor? gereken efendim neyi gösteriyor? Onu şimdi sevgiyi anlatacağım, duyguları anlatacağım her duygunun bir zıttı vardır. Evet. İnsanları iyi ya da kötü diye tanımlıyoruz. Hı hı. Ben şimdi e, insanlara iyilik yapıyorum. Ne diyorsunuz? İyi bir insan, hı hı. çok iyi bir insan. Kızıma gidip bağırıyorum. Hii, çok kötü, çok kötü. Aa, demek ki iyi, kötü. Yani şöyle sağlayacağım çünkü küçük bir sarkaç. Bakın iyi ile kötü arası gidip geliyorum. İyi ya da kötü diye bir şey yok. Bunlar duygu. Hı hı. Pozitif yan, pozitif yan, negatif hı hı. yan. Olması gereken biz kendimizi sevdikçe, dönüştürdükçe, korkularımızı yendikçe, bilinçaltımızı temizledikçe bu ne kadar buraya gidiyorsa diyelim hı hı. ki 80 derece mi gitti? O kadar da, o kadar de, da negatife de, 80, 80 gider. Ben çok pozitifim, ben herkesi seviyorum, herkesi affediyorum diyen insan negatifliğe yüzde 80 gider. Onun hani derler ya şey atın çiftesi çok sakin atın çiftesi çok hı hı. güçlü olur. bu. bu. Bütün tarafa geçtim o şiddette geçiyor. Ha zıttı olan her şey aslında mutlak değildir. Evet. Sevginin zıttı nefretse ki değil ruhsallıkta sevginin zıttı korkudur. Çok ilginçtir. Öyle mi? Evet Allah aslında yani neler var çok ilginç. <laughs> neler var daha evet. Evet zıttı olan her şey iyinin eğer zıttı varsa kötüsü varsa mutlak diye bir şey yoktur. Zaten şey söylüyor Shakespeare diyor ki iyi ya da kötü yoktur. Bizim düşüncemiz onu öyle kılar. Demek ki mutlak olan nötr olandır. Hı. Sevgide de nötr olabilirsek ki onu sevginin türünde anlatacağım. O zaman gerçekten olma haline giriyoruz ve mum gibi o kadar güzel bir duygu ki o kadar içinde huzur ve ya bir tamlanmışlık hissediyorsun ki. Bu aşk gibi ya da bizim bildiğimiz gibi duygu değil. Yani bu biraz arabeskte yaşıyoruz biz ülkemizde sevgiyi. Evet. Daha bir böyle ateşliyiz. Bakın örnek vereyim. Aşığım çok kötü aşığım. Karımı çok seviyorum. Bayılıyorum. 10 tane çocuk yaptım. Yaparlar. 20 tane de yapar. Ama bir kızar. sarkaç kaç bu tarafa geçer. Gider karısını vurur. Öldürür bilmem kaç bin tane darbelerle ölen caddelerde ölen evet. kadınlar gördüm. Ha demek ki duygu olduğu, biz duygusuz olalım, duyarsız olalım. Hayır. Hı hı. Yine sevgiyi hissediyorsun, yine duyguyu hissediyorsun ama bu 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 yakıcı dünyevi tarafı yok. Hı. O zaman nasıl olacak bu? Yani bakın artısı ve eksisi olan her şey kendini iptal ediyor görüyor musunuz? Ben ne boyum ne oyum gidiyorum geliyorum. Hı. Ha bu sarkaç no, bu değil. sakinleşmeye başladığında hı hı. bakın yavaş yavaş duruyor. Ne kadar bakın e, nötr'e yakınsam o kadar şiddetim de az. Ama şeyim azalmıyor sevgim ya da insanlık halim. Hı hı. İki tarafa da ihtiyacım var. Hı hı. Kendimi korumak için negatif olmam gerektiğinde negatif olacağım. Cık, kötü anlamda değil. Anladınız hı hı. koruma ama gerektiğinde de öteki tarafı okula de, yani denge, denge, gidip gelmek. Denge önemli. Evet. Şimdi sevginin türlerine geçeyim. Hı hı. Üç tür sevgi vardır. Evet. Nedir o? Evet. Bu oma hali değildir ama. <laughs> Eğer türü sevgi çünkü türü sevgi. <laughs> rağmen türü sevgi. Her şey sağ... ben... evet, çünkü, evet, çünkü şundan evet. dolayı. Evet, evet. Şimdi eğer Ezgi Hanım sen e, bana polenta yüzük olursa ben seni çok seveceğim. Hmm. Ben... <laughs> Atıyorum evet. e, işte böyle yapıyoruz ya. İşte eğer sen dersini <laughs> çalışırsan <gülüyor> sana bisiklet alacağım. Bisiklet alacağım. Eşittir sana bir şey vereceğim. Seni seviyorum. <laughs> eğer işte e, yemeğini yersen sana Sevdiğin tatlıyı vereceğim. Hep bir eğer, evet. bir if, if conditional yani Doğru. bir şart var. Hatta biz if conditions diye ders de öğretiyoruz. Hı. Bütün conditional'lar kötü. <laughs> Sadece geçmişte kalıp da olsaydı yapardım ama yapamadım. O da keşke oluyor. <laughs> Neyse o da olmadı. <laughs> Şimdi gramer yaptım. <laughs> Neyse e, eğer diyerek şart koşarak karşı tarafı o şekilde seveceğimize dair aslında rüşvet veriyoruz. Hı hı. Değil mi? Evet. Eğer sen onu bana verirsen, tişörtünü verirsen ben de sana spor ayakkabılarımı koşunlu veririm. Kart biraz, ya kart, şey. Bu da sevgi alışverişi değil ki bu ya da aşkta eğer işte beni bana evi yazarsan evleniriz yani ya da kuzumuza şu kadar para verirsen işte benimle evlilikte. Hı -hı. Hep bir condition yani seni o zaman severiz. Biz buna kanıyoruz. Hı -hı. Çünkü sevgiye ihtiyacımız olduğunda biz gidiyoruz tam ve bütün olmadığımız zamanlar. E, çünkü türüne geçim uzatmadan. Çünkü Ezgi seni seviyorum çünkü sen çok güzelsin. Seni gördükçe benim içime huzur geliyor. Güzelliğin beni büyülüyor. Öyle var öyle gerçekten. Hı hı. Güzelle bakmak çok hoş bir duygudur. Hı hı. Ya da e, ben bu adamı seviyorum çünkü benim her dediğimi yapıyor. Ay beni o kadar güzel hissettiriyor. O kadar güzel etkiliyor ki. Hı hı. Ne var? Karşılığı var. Hı hı. Çünkü yine bir koşul bir, 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 şey var. Bir menfaat söz konusu. Tikinde de öyle. E, seni seviyorum Neydi? Ramen. Yok. Söyleyeceğim, şimdi bir güzel cümle kuracağım. Bu çok ciddi bir kelime, bu cümle. Bunu eğer yakalayabilirsek ve bunu uygulayabilirsek kurtardık sevgi da. Evet. evet. Ee, seni seviyorum. Sana ihtiyacım var. Hı hı. Çünkü seni seviyorum. Seni seviyorum çünkü sana ihtiyacım var. Arada bir fark var. Evet. Bir daha söyleyeceğim seni ben seviyorum çünkü parte. sana ihtiyacım var biliyor musun niye çünkü sen benim duygu boşluğumu duyuruyorsun hı hı. ben e, işte ne bileyim ben e, değersiz hissediyorum sen benim yanımdayken ilgileniyorsun alaka yapıyorsun işte alaka gösteriyorsun prenses gibi hissettiriyorsun ya da ben seni seviyorum çünkü sen seninkiniz istediğim her şeyi bana alıyorsun hı hı. ya da bana yalan söylüyorsun işte kaşın güzel a, a, burnun güzel ama neyse benim ya da değilse şey de tabii tabii yani bir şekilde beni hı. doyuruyorsun tabii tabii tabi. yetersizim yetersizliğimi kapatıyorsun işte ...sen görüyorsun, ben güzel hissediyorum sende. Çünkü, onun için seviyorum. Güzel hissettiğim için. Öte yandan şey diyor... ...sana ihtiyacım var, çünkü seni seviyorum. Sevdiği için ihtiyacın Sevdiğim seviyorum. için ihtiyacım var. Seni seviyorum çünkü ihtiyacım var'dan değil. Yani ihtiyacını kapatmıyor orada. Aslında yani sevgiden dolayı bir ihtiyaç doğuyor ya. yani. Ben gerçekten seni seviyorum, lütfen hayatıma gel ya da benimle kal. Ama... Eğer gerçekten öyle sevebiliyorsa bir olma haliyle seviyorsa işte geldik şimdi üçüncü türe. Üçüncü türde eğer tür e, pardon e, rağmen. türü bu her şeye rağmen unconditional unconditional Türkçe'de gitti İngilizce'de gitti unconditional love yani koşulsuz sevgi ne olursa olsun seni seviyor ve bu sevgi en yakın sevgilerden biri de anne sevgisidir. Hı -hı. Ama onda da menfaat var. Ben bugün sizi hep yıkacağım. Evet ya sevgililer günü dedik de evlilik yanı. Ama ne güzel bunları açmak. Evet, hani her ne yönüyle, kadar her yönüyle seviyorum. Hayatı her şeyle yaşayacağız. Evet doğru. Her şeyle güzeli kötüsü hepsi anlam katıyor. Bunun adı dualite dünyası. Dualite demek artıyla eksinin dans ettiği The dance of duality diyoruz. Dualitenin dansı artıyla eksilini dua, dans ettiği bir dünyada ben konumumu ama bileceğim, amacımı da bileceğim. Hı hı. Kaptırmayacağım uçlara. Mümkün olduğunca merkeze doğru gidip geleceğim. Yani bu soft bir gidiş geliş. Bu böyle çok sert Gid, gel gibi Dengesizleşiyor. E, tabii ki hiçbir şeyin kötülemiyoruz ama birazcık daha ince, birazcık daha alttan görmek, biraz daha felsefe, biraz... ...hayatı daha değişik görmek ve bizim başımıza gelenleri belki daha iyi analiz edeceğiz Hı -hı. bu şekilde. Ee, anne bile çocuğunu seviyor çünkü annelik duygusuna ihtiyacını görüyor. Ama ben annelik sevgisi dünyada en güzel, en yüksek, en yakıcı sevgi. Bir insana eğer kürs e, yani dua etmek istiyorsan dedin ki inşallah anne ol diye. <laughs> Çok yakıcı, kendini unutuyorsun. O kadar güçlü bir sevgi Hı -hı. ama her şey gibi biraz da onun altında şey var yani menfaat var yani... Çocuğuma yatırım yaptım. Çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Sevgi yatırımı zaman, emek. Çocuğuma bir şey olmasa, yani alttan alttan bakarsanız hep zaten bu olmasa tutunamayacağız. Bu ihtiyaç bizi çeken şey, bu, bu dualite dünyası. bunlar doğal. Bunlar sadece birazcık hani birazcık böyle şey trigger, bir tetikleyelim, bir şeyler düşünelim ileride diye söylüyorum. Ve Allah'ın sevgisi koşulsuz sevgidir, olma halidir. Biz nasıl bir insana doğru sevebiliriz çocuğumuzu, arkadaşımızı, eşimizi? onu olduğu gibi kabul ederek. İşte olma hali bu. Ben duygu olarak görmem Böyle yaptım. Seni seviyorum ama öte yandan eksi artı yanda eksiye gittiğinde senden nefret ediyorum. Evet. Ben bunu istemiyorum. Ben ne istiyorum? Ortada olayım. Olma halinde olayım. Her şeye rağmen seni sevebileyim. Sen bana küstüğünde de kızdırdığında en da. En güzel o zaman rağmen tabii ki en Koşursuz güzel ve en ya, tanrısal ve anne sevgisi Hı. yani en yakın sevgi tanrıya yakın en yani sevgi anneden geliyor. Onu gelir. yakalayabiliyorsak çok güzel. Bu çok önemli bakın koşulsuz kabul vermek onu olduğu gibi sevmektir. Ee, i̇şte e, dini farklıdır, milliyeti farklıdır görüşleri farklıdır, futbol maç şey takımı farklıdır. Olsun ben seni olduğun gibi kabul ediyorsam Hı hı. O zaman ben seninle birlikte yaşayabilirim. Yine bir başka bir şey daha var bu kabulde. Ben seni olduğun gibi kabul ediyorum. Sen ama uyuşturucu kullanıyorsun, Bir şeyler yapıyorsun, şunu bunu yapıyorsun. evet seni öyle kabul ediyorum ama hayatımı almayabilirim. Evet. Bunu çekemem. Çünkü bunu tolere edemem. Ya yani bu bana zarar veriyor. Her şeyiyle sevmek demek yani sen git kendine kötülük yapmak değil. o mesajda alınmasın. Hı hı. Belli bir şeye kadar ben seninle birlikteyim. Sen işte ne bileyim çayı şu hopurdatarak içiyorsun. Genelde yaparlar erkekler. <laughs> Başta hoşumuza gider de sonra batıyor. Hani batan yerler sevgi de öyle. Ee, şey olsun. Ben onu hopurdatışıyla burada kötü bir şey hissetmeden kabul ediyorsam gerçekten seviyorum. O zaman huzur da gelir. Huzur da geliyor. Peki, Kolay da değil yalnız. Açık söyleyelim. her şey olduğu gibi kabul edilir. Bu sevgiyle şey. şimdi sevgiyle aşktan hep böyle iç içe bahsedeceğiz. Bir sevgiye evet. geçeceğiz Hadi. bir aşka. Çünkü hakikaten konu olarak da öyle. bir Tabii çok şeyler. Yakın. Şimdi Sevgiden biraz daha bahsettik. Tekrar aşka dönmek istiyorum. Tamam. Ee, aşkı yaşıyoruz ama aşk neye göre aşık oluyoruz? Neye göre aşkı yaşıyoruz? Nasıl o an bunu hissedebiliyoruz? Yani bir anda bir sihirli değnek mi değiyor bize? Evet. Nasıl değiyor, oluyor? Değiyor, değiyor. diye. diye. Bil Bilinçaltı değiyor. Aha. E, bilinç <laughs> Şok edici şeyler buyurun. Evet, biz daha bir bardasınız, bir dernektesiniz, bir yerdesiniz. Kişi erkek diyelim. Ben kadın olduğum o, o açıdan görüyorum. Hı hı. İçeri girer girmez bilinçaltım onun bilinçaltıyla daha biz tanışmadan iletişime geçiyor. Öyle mi? Çok ilginç. Çok ilginç. Evet. Ve aşk doğuyor. Nasıl doğuyor? O çünkü planlanmış. Yani e, Planlanmışın dışında çok ona girmek istemiyorum onu belki başka bir konuda anlatırsa kafaları karıştırmak hı hı. istemiyorum e, frekansımıza göre çektiğimiz ve bizim için ayna olarak gelen kişi hı hı. yani sizin diyelim ki e, o adam çapkın biri ve sizin kıskançlık korkunuz onları çok güncel olduğu için hep dile getiriyorum kıskançlık korkunuz var o adam hayatınıza size kıskançlığı göstermek için aynanız olmak için karşınıza çıkıyor. Hı, hı İşte bana bak. Kendini gör. O da aslında çapkın, o da çapkın. Aynalar birbirleri aynadır. Miyiz bu Yok diyemeyiz. E, ruh gizli e, farklı bir şey, ruh eşi farklı bir şey. Nedir? Ruh ikizimi. Ruh ikizi eee aynı cinsten olabilir, farklı cinslerden olabilir. Aynı zamanda ruh eşimiz, ruh ikizimiz de olabilir. Çok iyi anlaştığımız, birebir frekansımızın tuttuğu kişilerdir bunlar. Hı. Akraba olabilir, yani yabancı yani ya insanlar olabilir. Yok. Şey yok, ruh eşi ama ruh eşi diye bir şey tek yoktur. Hı. Hayatımızda mesela o adamı çektim ya kıskançlığı bana yaşatacak, yaşatacak adamı. Ee, eğer ben onun görevi benim hayatıma girip kıskançlığı yaşatıp gitmekse gidecek zaten. Çünkü gidecek ki ben kıskançlığı Karşıdan başka biriyle yaşayacağım. Ee, ondan sonra bu belki uzun bir süre sürüyorsa ruh eşimdir. Frekansım yükseldiğinde ben değiştiğimde o kızı yendiğimde çok daha iyi birini çekeceğim hayatıma. Yani dönüşmek bu demektir. Hı hı. Onun için diyorum kendi frekansınızı yükseltin. Dönüşün hayatınıza gerçekten ruh ruheşi ruh eşi gibi yaşayacak biri gelsin. Ama on tane de ruh eşim olabilir. Evet peki iki cümleyle bize özetleyecek olursanız. Evet. İlişkiyi. ...yürütmenin yollarından bahsedecek olursanız... ...iki üç cümlele nasıl özetlersiniz? E, şimdi ilişkiyi yürütmek için... önce unconditional love... ...yani bu koşulsuz sevginin olması Hı -hı. şart... ...koşulsuz kabul şart... Hı -hı. ...yani ne yapıyor... ...tabii sevginin içinde var ama yine de kabul... E, ...çok önemli... ...onurlandırmamız, takdir etmemiz çok önemli... ...yani bir de kendimizi birlikte... E, ...geliştirmemiz çok önemli... Hı -hı. ...ondan huzur çıkar... Eee... İyi bir ilişkide bizim Türkiye'de kadınların çok fazla bıdı 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 ara beni seviyor musun beni seviyor musun beni seviyor musun beni neredesin ne yaptın kontrolcülük arkadaşına gitme beni aramadın bak beni prenses hissettirmedi bunlar hep beklentili benim duygu boşluğumu dolduracak aşklar ee, bunlar yapılmamalı evet. tavsiyem bu bırakın onlar sizi arasın onlar sizi özlesin onlar neredesiniz diye kaygılansın ama özellikle kötü şeylerde yapın demiyorum evet. ama sık sık aranmaktan erkekler asla hoşlanmıyor ve beni seviyor musun dediği anda bir kadın erkeğe ne diyor biliyor musun ben kendimi sevmiyorum bana evet. sevildiğimi hissettir ne olur ben de yaptım evet. eşime yaptım ve şimdi arkaya dönüp baktığımda diyorum ki aman Allah'ım diyordum ya değersizlik duygusu evet. İşte onu şifalandırdım, daha yükseklere getirdim ama bitmeyecek bu çünkü o bizi biraz da ayakta evet. tutan bir duygu. E, tavsiyem bu, erkekleri az sıkın. Onlar da tabii beklentiye sokmasın kadınları. Daha düz, daha açık olsunlar. E, çünkü gerçekten beklentiye girip de çok e, başarısız aşklar yaşayan kadınları yakından görüyorum ve çalışıyorum. Gerçekten büyük harab harabeler bırakıyorlar arkadaşlar, hı hı. farkında değiller. Farkında değiller. Döylesinler, ben seninle beş gün birlikte olmak istiyorum, üç ay birlikte olacağım ama evlenmeyi düşünmüyorum, direkt. Direk, çok beklentiye sokmuyorlar. Evet, yurt dışında böyle yapıyor. <laughs> Yunanistan'da diyor, ben seninle çok hoşlanıyorum, seninle birlikte olmak istiyorum bir süre ama ben evlenmeyi düşünmüyorum. Seçer misin? misin seçmiyorsan adam gurur yapmıyor. Ama biz bazen yalan söylüyoruz, evleneceğim hayatım ben seni çok seviyorum, sen bir tanem istiyorum. Evet. Bitmez bu konular. Uzun ve derin bir konular. Evet, çok, evet. Teşekkür ben çok teşekkür ediyorum size bu özel günde bize çok e, burada misafir olduğunuz, eşlik ettiğiniz programımızı ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Biraz aşk var e, ama lütfen aşk, aşk var, sevgi var. de var, güzellik de var ama Tanımlığı beklenti yok. Beklentiye girdiğimizde o hastalık halini yaratıyoruz. Hı -hı. Önce kendimiz tam ve bütün olalım, kendimizi sevelim, <laughs> kendimiz tek başımıza yaşamayı becerdiğimiz anda bağımlı olmayalım. Evet. Kendimiz evet. olmayı becerdiğimiz halinde karşımıza gerçek aşk geliyor. Evet, Tam bir bütün olacağız. olma yolunda. Evet. Peki tekrar teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür Evet değerli izleyenler bugün programımızda bugün sevgililer günde evdeki Dakos bize eşlik etti. Ondan önemli bilgiler aldık aslında aşk ve sevgi adına. Ne aşktır, aşk nedir, sevgi nedir, e, bize ne konuda etkileri oluyor, biz ne zannediyoruz aslında ne gibi birçok şey aslında bugün öğrenmiş olduk ve programımızın sonuna geldik efendim. Tekrar sevgililer, sevgililer gününüzü kutluyorum. Önümüzdeki bölümlerde yepyeni konu ve konuklarımıza karşınız olmak dileğiyle. Hoşçakalın.